Elazığ Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nde Mimarlar ve Mühendisler Platformu üyeleriyle yerinde dönüşüm semineri düzenlendi. Elazığ Mimarlar ve Mühendisler Platformu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde yerinde dönüşüm semineri gerçekleştirdi. Seminerde deprem bölgelerinin yeniden inşası için hibe ve kredi desteği sağlayan yerinde dönüşüm projesi anlatıldı. Elazığ Mimarlar ve Mühendisler Platformu dönem sözcüsü Fatih Balcı yerinde dönüşüm projesinin amacından bahsetti. Bugünkü toplantının gündem başlığı deprem bölgesinin ihyası ve yeniden inşası için yeni bir model olan yeniden dönüşüm, yerinde dönüşüm başlığıydı. Kentlerin ayağa kaldırması için can suyu olan bu model vatandaşlara sunmuş olduğu hibe ve kredi imkanları ile dönüşümün temel çıkmazı Üretim maliyetlerinin e, dengelenmesi için gereken çözüm olma potansiyeline sahiptir. Hepimizin malumuydu. Kentsel dönüşümde en büyük problem ekonomik problemlerdi, e, yapı maliyetleriydi. Bu yerinde dönüşüm modeliyle e, çok ciddi bir e, ivme kazanmış olacağını inanıyoruz. Elazığ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Yardımcısı Fatih Önelansa, konutların yapılma sürecindeki işleyişe ilişkin açıklamada bulundu. Konutlar yapılırken süreç şöyle işler. Öncelikle hasar tespit çalışmaları yapılır ve ondan sonra hak sahipliği tarafı afa tarafından yürütülür ve akabinde konutlar yapılmaya başlanır. Akabinde konutlar yapılmaya başlanır. Yani bu takvime vurduğumuz zaman afatın şu anda itiraz döneminde devam ettiğini düşünürsek normal süreci işletmeye kalksaydık konutların yapımına şimdi başlamamız gerekiyordu. Fakat biz öyle yapmadık. Devletimiz vatandaşımız mağdur olmasın diye deprem olduktan günler sonra, günler içinde birkaç gün içinde yeni konutların temelini atmaya başladı. Bu konutlardan da 2936 tanesi ilimizde yapılmaya başlandı. Bunların 1887 tanesi il merkezinde yapılıyor. Ve bu konutlar da düşünün hak sahipliği süreci daha bitmemiş ama biz 97 blok halinde yapılan il merkezindeki bu konutların 79 bloğunun kaba inşaatını bitirmiş durumdayız. Amaç bir an önce bu vatandaşlarımızı huzurlu, güvenli ev ortamlarına kavuşturmaktı. Ön alan yerinde dönüşüm projesinin öneminden bahsederek projenin aşamalarını anlattı. Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde 5 Ekim'de bir kanun taslağı hazırlandı ve resmi gazetede yayınlandı. Neydi bu kanun taslağı? Yerinde dönüşüm projesiydi. Neydi bir yerinde dönüşüm? Diyorduk ki yerinde dönüşüm kapsamında vatandaşa devletimiz depremden dolayı, dolayı bir hak sahipliği veriyor. Ama şöyle veriyor. Bir 7269 sayılı kanun kapsamında hak sahipliğimiz var. Bir de yerinde dönüşümden dolayı hak sahipliğimiz var. İkisini bir arada kullanamıyoruz. Ya onu tercih etmek zorundasınız ya yerinde dönüşüm tercih etmek zorundasınız. 7269 sayılı kanunu tek kabul etmeniz durumunda yıkılan evinizin arsası size kalıyor. Rezerv alanlarında hak sahibi olmanın halinde size yeni konutlar veriliyordu. Bir yapıdaki hak sahiplerinin %51'inin çoğunluğu sağlanmak kaydıyla yerinde dönüşme kabul edilirler dedik. Başvuru yapmadığı sıkıntı yok. E-Devlet üzerinden başvurular yapılıyor. Fakat biz bunu sistem üzerinden görüyoruz. Yüzde %51 51'e ulaşmasını istiyoruz. Yüzde 51'in üzerine ulaştığı zaman sıkıntı yok. Yerinde dönüşüme başvurabiliriz. İşlemlere başlayabiliriz diyoruz. Ve vatandaşlarımızı davet ediyoruz müdürlüğümüze. Orta hasarlı yapılar AFAD kanunu kapsamında 7269 sayılı kanun kapsamında hak sahibi olamazlar. Yeni konut için hak sahibi olamazlar. Binalarını güçlendirmek için hibe kapsamında hak sahibi olurlar. Hani e-devlette başvurusun karşısında hak sahibi olduğunuz yazar ama o hak sahipliği binasını güçlendirmek için verilmiş bir hak sahipliğidir orta hasarlar için. Bizde öyle değil. Sayın Bakanımız sahada söz vermişti ve o sözü icraata döktü. Dedi ki 7000 ben yerinde dönüşüm kapsamında orta hasarlı yapıların da yeniden yapılmasına imkan sağlıyorum dedi.